Tansker Lakşya nasıl? O iyi mi? Sen Uttara'yı ara, ben onunla konuşayım, tamam mı? Hayır, Lakşya içeride. Gel. Tansker, içeri gelemem. Uttara'yı ara lütfen. Hayır. Gel, içeride Tansker, gel. Dur. Gel. Tansker, dur. Tansker. Gel. Lakşya kendine geliyor şu zaten. Yakında kararımı öğreneceksin. Eğer oğlum bir hata yaptıysa tabii ki cezalandırılacak. Yapmadıysa... Doktor onun iyileşmeyeceğini söyledi. Sürekli adını sayıklıyor. Kan, her yer kan, her yer kan, her yer. Baba, sen eve mi döndün? Fazla konuşmana gerek yok. Baban sadece seni eve getirdi. Baba, sen de mi mabetteydin? Anne, Regina nasıl? Doktoruyla konuştum. Tehlikeyi atlatmış. Lakşya, seninle Svara hakkında konuşmam gerek. Bak, daha yeni kendine geldi. Bunları başka zaman konuşursunuz. Önemli değil anne. Baba, istediğini sorabilirsin. Tek bilmek istediğim Svara ile senin aşık olup olmadığınız. Ama şunu da asla unutmayacağımı bil. Senin yüzünden kardeşimin hayatı berbat oldu. Senin gibi korkak insanlar sevgiyi asla düşünemez bile. Hayır baba, hayır baba, hayır baba. Abla, abimin önünde yalan söylüyor bu. Yenge, ben yalan söylemiyorum. Bunun yarısı gerçek. Ve diğer yarısı da nasılsa kimsenin işine yaramaz. Ama bu sevgi hayatları mahvedebilir. Sen ne demek istiyorsun?
Ben Sıvara'yı seviyorum. Sıvara'yı seviyorum. Ve onu her zaman seveceğim. Bak, duydun mu? Ama o kesinlikle beni sevmiyor. Ve asla sevmeyecek. Hatta baba, yüzümü bile görmek istemiyorum. Sen Sıvara'yı seviyorsun. Peki neden Ragini'ye onun evleneceğin yalanını söyledin Lakşya? Abimin hali beni korkuttuğu için yenge. Bu yüzden hata yaptım. Ve bugün hatamı düzeltmek için kendimi cezalandırdım. Benim Ragini'nin duygularıyla oynamaya hakkım yoktu. İşte bu yüzden asıl sevdiğimi kaybettim. Bu yaptığım yüzünden Sıvara benden sonsuza kadar uzaklaştı. O zaman senin demek istediğin şey... Baba, lütfen sözümü bitirmeme izin ver. Bugüne kadar tüm kararlarımı aceleyle verdim. Bu kararlar hep benim yararıma olan şey. O sırada sadece Sanskar abimin iyiliğini düşünüyordum. Bu yüzden Ragini ile evleneceğimi söyledim. Ben bugüne kadar kendimden başkasını düşünmemiştim. Sadece kendim için yaşamıştım. Ama baba, artık yeter. Artık bunu yapmayacağım. Bundan 5 yıl önce sen Sanskar abimi evden kovmuştun. Sen de herkes gibi üzüldün. Sen de acı çektin. Bak, ben bütün bunları anlıyorum. Birinin kalbini kırmak nedir öğrendim. Sıvara'yı asla affetmeyeceğini biliyorum. Sıvara da bana bir şans vermeyecek. Ama ben Sıvara'yı çok seviyorum. Ve onun yerine kimseyi koyamam. Peki bu konuda ne yapacaksın? Ne sana ne de Sıvara'ya tek bir kelime edeceğim. Kendime hakim olacağım. Baba, sorumluluk sahibi biri olmak istiyorum. İyi bir evlat olmak. Bundan sonra sen ne dersen onu yapacağım. Nasıl istersen öyle biri olacağım. Hatam için uygun gördüğün cezayı kabul edeceğim. Abin hayatını kurtarmak için yaptığın
Bu hatayı görmezden gelemem ama... Svara veya Ragini bir daha asla bu eve gelemezler. Baba. Baba lütfen. Eve geri dön. Hepimizin sana ihtiyacı var. Artık kendi başıma bir şey yapmak istiyorum. Bambaşka biri olacağım. Ve bunu... sensiz yapamam. Kötü biri. Kovun onu. Kovun onu. Kovun onu buradan. Kovun. Gitsin. Tamam Sanskar'la. Büyüklerinle böyle konuşmamalısın. Sujata. Oğlun bu evde kalabilir. Tedavisi artık bizim sorumluluğumuzda. Tedavini doktorlar yapacak. Ragini değil. İyileştiği zaman aileni alıp istediğin yere gidebilirsin. İstediğin hayatı yaşayabilirsin. Uttara akıllı bir kız. Beni herkesten daha iyi tanıyorum. O kendisi için ne karar verirse o olacak. Lakşya, şunu unutma. Benim kararım asla değişmeyecek. Svara'yı asla kabul etmem. Evet baba. Bu kararına asla karşı gelmeyeceğim.
Ne güzel. Sanskar bizimle yaşamaya alıştı. Artık Ragini'yi bile hatırlamıyor. Evet abla, abim istemeden bu evde hiçbir şeyin olamayacağını da öğrendi. Burada önemli olan şu Sujata. Abin artık evine geri döndü. Ve Sanskar'ın kalmasına izin vermedi. İyilik yaptı. Sanskar iyileştiği zaman ailemin kaderinin ne olacak meçhul. Öyle bir şey olmayacak Sujata. Her şey düzelecek. Yakında her şeyi unutup Sanskar'ı kabul eder. Bir yere gitmenize gerek kalmayacak artık. Abla Lakşin'in sağlığı nasıl? Ne diyebilirim? Ne olduğunu bilmiyorum. Ne yiyor, ne uyuyor. Sadece iş. Sabah kahvaltı etmedi. Ve ofise gitti. Ne oldu bilmiyorum. Üzme kendini abla. Lakşya her şeyi unutup yakında düzelir. Anne, sana iyi haberlerim var. Söyle, ne oldu? Ne? Baba, fabrika işçileri greve girmiş. Ne? Neden? Bilmiyorum. Hemen fabrikaya gidelim. Lakşya da bizimle orada buluşsun. Onlarla konuşuruz. Tamam. Merak etme anne. Ben bu evden asla gitmeyeceğim.